Merhaba, nasılsınız arkadaşlar? Ee, kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Bugün sizinle biraz sohbet edeceğiz. Sorularınızı alacağım. Ee, yayın var, az kaldı. Başlayacak biraz sonra. Ee, güzel bir bölüm. Ee, yani elimizden geleni yaptık yine. Ee, bir yandan da bakıyorum böyle. Akıyor güzel güzel. Kalpçikler filan. <laughs> Komik bir şeymiş bu aslında. Yani... E, hem diziyi izleyen herkesle... beraber olduğumu ve hani diziyi bilenleri... Mustafa'yı tanıyanları biliyorum şu an. Hem de bir yandan benim filan... Hmm değişik. <laughs> Neyse uzatmayayım. En zorlandığınız sahne hangisiydi? İlk sorumuz bu. En zorlandığım sahne... Ya... Şöyle... Aslında ilk bölüm lerde hani klasik bir şey bu hepimiz oynarken ilk bölümlerde biraz daha ayağımız taşa takılır. i̇lk bölümlerde beraber bir sahnemiz vardı hatırlarsınız. Mehmet Ali Ulaş Ben salona geliyor filan falan ben aşağı iniyorum. Orada böyle bir üç, Mehmet Ali bana vurmaya kalkıyor Ulaş tutuyor filan böyle biraz karışıyordu ortalık. o sırada işte bir türlü ayarlayamadık kendimizi alanda dar. Kolumu çarptım yanlışlıkla. Mehmet Ali ile kollarımızı çarpıştırdık yani. Ee, ve bayağı mosmor olmuştu her tarafımız. ikimizin de. Ee, o sahneden gerçekten çok zorlandım. Bir de tam arkasına Ulaş'ı dövdüğüm... Üstüne çıkıp dövdüğüm bir sahne var. Tam arkasına onu çekiyorduk. Ee, o yüzden böyle şeydi hani... Fiziksel olarak çok zordu. Bir onu hatırladım şimdi. Ee, Öykü ile gemide bir sahnemiz var. Müthiş bir soğuk vardı. O gerçekten çok zordu ve hani böyle çok duygusal bir sahneydi. Onda hakikaten zorlandım. Çok hastaydım. Ulaş'ı vurduğum gün... Yani Tahir'i vurduğum gün... O gün gerçekten çok zordu. Hem hasta olup hem de öyle zor bir sahne çekmek. Çünkü böyle katarsis sahnesiydi. Katarsis... Dedim ben cümle içinde. Neyse. Ondan sonra... Öyle işte. Bakalım. En zorlandıklarım bunlar. Diğer oyuncularla tanışmanız nasıl oldu? Ne düşündünüz? Diğer hocalarla tanışmam şöyle oldu. Yani tanıdığım tanıdıklarım da vardı içlerinde. İlk defa karşılaştıklarımız da vardı. Ee, burada e, İstanbul'daki ofiste sinegrafın e, e, çok güzel bir e, toplantı yapıldı. E, okuma provası. E, herkes birbirini aslında ilk o zaman gördü. E, sıcak bir tanışmaydı diyebilirim. E, yeni bir işe başlamanın heyecanı tabii. Ee, ne düşündünüz, ne düşündüm, eğlenceliydi yani. Hani bir yandan da herkesin kafasının içerisinde bin tane soru var çünkü herkes kendi karakteriyle uğraşıyor ama bir yandan da hani arkadaşlarımızı tanıyoruz filan. Ee, genelde ağırlıklı olarak tanıdığım insanlarla olduğum için mutlu oldum. Ee, i̇nandığımız bir projeydi, ee, hala da öyle keza. Dolayısıyla başlamak çok zor olmadı. Ee, o yüzden keyifli bir toplantıydı. İlk öyle tanıştık dım 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 teşekkür ederim. Selamlar herkese. Evet. İsim sayamayacağım teker teker ama selamlar, genel bir selamlar selamlar diyeyim. Ee, bakayım en eğlenerek çektiğiniz sahne. Hı. Hmm. Yani o kadar var ki. O kadar çok var ki. Ee, sondan söyleyeyim. Yani bu hafta ki hani tanıtımda da geçen ee, şu soğan sahnesinde krize girdik gülmekten yani gerçekten hem zor hem de çok eğlenerek çektik. Ee, onu söyleyebilirim. Ee, Haydar sahnesi yangazlarla olan o çok böyle bayağı, bayağı eğlenmiştik yani. Ondan sonra yine sonlardan e, Pelin ve Fındıkları konulu sahne gerçekten çok şeydi. E, komikti. E, orada bayağı hatta hani 3-4 ee, defa kamera grubu krize girdiği yerlere yattı yani gülmekten. Ee, onlar hep eğlenerek çektiğim sahneler. Son, son zamanlardaki şeyler bunlar. Ee, başlardan yine genelde hani bizim kendi içimizde eğlendiklerimiz sizin de izlerken eğlendiklerinize tekabül ediyor. Ee, biraz öyle oradan bakabilirsiniz aslında. Yani siz eğleniyorsanız biz de çekerken eğlenmiş oluyoruz. Ee, Sait abinin sahnelerinde çok eğleniyorum. çok komik oluyor gerçekten bizim için. Özellikle yemek varsa ve Sait abi varsa hakikaten eğleniyoruz mesela. Çünkü o hem yemek yiyip hem konuşamıyor. Buna da söylemiş oldum. Selamlar olsun. Başka teşekkür ederim. Dedim herkesin ismini saymayayım teker teker. Herkese selam, sevgi. Teşekkür ediyorum tekrar. Kalpçikler kalpçikler favori bölümünüz kaçıncı bölüm hmm, güzel soru iki yani Mustafa Mustafa adına tabi söylüyorum bunu ee, aslında her bölümü seviyorum Tabii şöyle de bir şey de var durmadan hani çek e, yani çekim yayın çekim yayın temposuna girince e, bazen ikisi birbirine karışıyor e, izleyecek vaktiniz de olmuyor açıkçası çünkü takdir ederseniz ki süreler biraz uzun yoğun yoğun çalışıyoruz e, o yüzden iki diyebilirim yani. Hem keyfimiz yerindeydi, hem bölüm güzeldi filan. En favori bölüm benim iki. Hmm. Gerçek hayatta Mustafa Kaya olmak ister miydim? Hmm. Hayır. Yani istemezdim herhalde. Gerçek hayat derken zaten gerçek hayatta Mustafa Kaleli. Yani gerçek olmayan bir hayatta yaşamıyor Mustafa bence. <laughs> Ama ben Mustafa Kaleli olmak istemezdim. Hmm. Çünkü biraz böyle e, ne diyeyim hani daha takıntılı bir adam. O kadar takıntılarım olmasından hoşlanmam gibi geliyor bana. Ha bak bu güzel. Yeni bir kitap, yeni bir senaryo yazma düşüncesi var mı? Yeni bir kitap, yeni bir kitap gelecek evet. Zaten hani yazmak eylemi böyle yenilerle olmuyor. Hep devam ediyor. Hiç kesilmiyor yani. Yeni bir senaryo yok. Biraz bu ara şekil biraz olduğu üzere oyunculukla uğraşıyoruz efendim. Ee, ama e, kitap Martta bir tane eğer ayağımız taşa takılmazsa bir sıkıntı olmazsa Martta bir kitap var. Ee, daha önce yazdığım öykülerin bir arada olduğu ilk öykü kitabım çıkacak. Ee, öykü demişken buradan öykü gülmene da selamlarımı sevgilerimi iletiyorum. <laughs> Neyse. Ee, öyle. Kitap senaryo bunlar. Rol yaparken kendi sesinizi mi kullanıyorsunuz? Nasıl? Ha dublaj manasında mı? Hayır dublaj değil. Herkes kendi sesiyle efendim. Benim de kendi sesim. Herkes de öyle. Rolden çıkmak veya role adapte olmak zor oluyor mu? Rolden çıkmak ya da girmek diye bir şey yok. Aslında zamanla o sen oluyorsun. Yani role girdim, rolden çıktım. Galiba çok benim tarzım bir şey değil. Ben daha çok hani nasıl yapıyorsun derseniz reflekslerini yaratmaya çalışıyorum oynadığım karakterlerin. Dolayısıyla içeri girdim, dışarı çıktım gibi bir şey olmuyor. Bir kapı aralığı yok. Sen reflekslerini yarattıkça o senin meleken haline geliyor aslında. Eşitlemeye çalışıyorsun. Hani Sinan'la Mustafa arasındaki farkı ne kadar az yaparsan o kadar şey oluyor kendi kafanda. Bazı sahnelerden önce şöyle bir şey oluyor tabii etkileniyorsun sahneden. Hani zor bir sahne ise işte duygusalsa kavga ediyorsan ya da tam tersi gülüyorsan vesaire o o günkü ee, halini bir kenara koyman gerekiyor. O biraz... zor. Kolay değil hakikaten. Ama zaten ne kolay ki. Herkesin işi zor. Nerelisiniz? Gaziantep'liyim. Selam olsun memleketime de buradan. Ee, Gaziantep'liyim. Gaziantep'liyim. <laughs> merhaba merhaba merhaba. Selamlar herkese tekrar. Ne? Yangazlara gerçekten o kadar sinirleniyor musunuz? Ya şimdi onlar benim hakkımda tıpır tıpır konuşmuşlar. Ben o sırada çekimde olduğum için dinleyemedim. Sonra Furkan anlattı. Abi şöyle dedik, böyle dedik diye. Yok sinirlenmiyorum ama önümüzdeki hafta izleyeceğiniz bölümde çok sağlam dövdüm. Onları öyle söyleyeyim yani. Onlar bazen bana sinirleniyorlar. Bir gün karşılık verecekler diye ödüm patlıyor açıkçası. Yani durmadan kafa göz vuruyorum abilere. Cem'in bana vurduğunu düşünseniz of. Perişan olurum herhalde. Ee, en sevdiğiniz... renk ve yemek nedir? En sevdiğim renk movi. <laughs> mavi. Mavi. Ee, en sevdiğim yemek de... E, çok var. Çok Gerçekten çok fazla var. Yemek yemeyi seviyorum açıkçası. Yapmayı da seviyorum. Ee, ama ben bamya çok severim. Hmm, başka? Enginar çok severim. Ee, zeytinyağlıları hastayım. Yani. Çocukluk kahramanı kimdi? Atatürk benim çocukluk kahramanım. Ee, öyle. Ee, ki hala kahramanım. Öyle diyeyim. Çocukluk değil. Her zaman kahramanım. Çekerken en keyif aldığınız sahne? Çekerken en keyif aldığım sahne... En... ...diye bir şey yok ama içlerinde keyif aldıklarımız elbette var. Tadını çıkardıklarımız var. Ee, galiba... Aslında o günün içerisinde yani hem Öykü varsa hem Mehmet Ali varsa hem İrem varsa hem Ulaş varsa yani hepimiz böyle bir arada ve böyle performans olan sahneler tabii ki ister istemez bize keyif veriyor. etkileniyor set de etkileniyor. O gün orada olanlar da etkileniyor. Dolayısıyla hani böyle bugün bugün güzel ve verimliydi dediğimiz sahneler bizim keyif aldığımız sahneler. Senaryo okuduğunuzda ne hissettiniz? Çok beğendim. Hmm. Tıpkı her bölüm olduğu gibi. Yani her hafta biz de heyecanla, siz nasıl heyecanla takip ediyorsunuz, biz de bölüm gelir gelmez heyecanla okuyoruz her birini. Ee, 41. bölümü bitirdim ben. 41 bölümün her birini heyecanla okudum açıkçası. Ee, hani ne hissettim derken hep merak, hep ne olacak, şimdi ne olacak, şimdi ne olacak, hep böyle şeyler düşündüm. Hayatınızda ondan çok şey ne? Hop geçti okuyamadım. Bir set anınızı anlatır mısınız? Anlatırım. Set anım şu. Dım çok o kadar çok var ki hangisini anlasam bilemedim. Bir set anım. Hmm. Anlatacağım biraz sonra bir düşünüyorum bir yandan. Sen Karadeniz size ne kattı? Daha çok yeni arkadaşlar Karadeniz'deki her her santimetre karedeki yeşil. Hilang gibi böyle hani çok güzel şeyler kattı, çok güzel dostluklar edindim. Seviyorum Mustafa'yı. Ee, bazen içinde taşımak zor da olsa keyifli oluyor. Ve de daha çok tabii ki insan mutlu oluyor beğenildiği zaman. Ee, işimizin karşılığı da rating olunca. Dolayısıyla yüksek rating, sevgi, bunları kattı. Ee, Karadeniz'i karış karış öğrendim. O çok güzel bir şeydir hani tavsiye ederim bir bölgeye bir bölgeye gitmek falan orada oradan bir sürü şey öğrenmek keyiflidir yani. Hmm. dizide en sevdiğiniz şarkı, öykünün söylediklerini hepsini çok seviyorum. Hmm. partnerim diye söylemiyorum. Öykü Gürman'ı hastayız. Seviyoruz kendisini. Sinan Tuzcu olarak sahneye haklı... Hmm. Hayır. Ha haklı buluyor muyum sahneyi diye sormuş bir arkadaşımız. Ee, hayır bulmuyorum ama tabii şöyle bir şey de var. Her karakter kendi içinde haklı olmak zorunda ki Gerçek olsun, real olsun. Yani dolayısıyla hani e, yani ben haklı bulmasam da haklı yanları var açıkçası. Yani ablamız da çok çok güzel oynuyor. O yüzden öyle bir şey de var. Keyifli bir şey de var. Furkan, hmm. Furkan trollüyor bizi şu anda. Anladım. Okey, bir mesaj geldi de bir yandan ona baktım. Özür dilerim. Es o yüzden. Ben burada göremiyorum ama çünkü çok hızlı akıyor. Ama Furkan'ın <laughs> bir trolleme söz konusu. Bizim kendi aramızda S'leri T yaparak konuşma gibi bir hastalığımız gelişti bu ara. O da Tina abi yapmış. Merhaba Furkan. Bu projeyi kabul etmemizdeki en büyük etken nedir? E galiba gerçek olması diyebilirim. Tabii ki hani hani bu söylediğim diğerleri gerçek değildi falan gibi bir şey olarak algılanmasın. Kimseye haksızlık etmek istemem ama projedeki her detay e, hala hani geçen senede bu senede e, bizi çok mutlu edecek derecede gerçek. Seviyoruz e, oyuncular olarak böyle gerçek gerçekliğin çevresine dönen şeyleri. En büyük etken oydu galiba. İnan, inandım ben. Okurken senaryoları. O yüzden de seviyorum. Mustafa rolünden sonra hayatınızda neler değişti? Eee... Gerçekten bazen Sürmeneli sanıyorum kendimi. O, o, sürmene geldi hayatıma. Çok seviyorum Karadeniz'e. Çok da eğleniyorum. Ee, o yüzden o değişti. şey şey vardı. Bir set anısı anlatacaktım. Ee, bir set anısı. O kadar çok var ki hakikaten aklıma gelmiyor. Hmm. Merhaba merhaba herkese merhaba. Bakalım, merak ediyor musunuz? Bu burada zamanımız ne durumda bilmiyorum arkadaşlar. Ha, 5 dakikam daha var. Konuşayım ben. Ee, tekrar selam selam demiş herkes. Bu bölüm gerçekten çok, yani bu bölüm nasıl bir bölüm diye soran olmuş. Ee, hakikaten böyle heyecanlı ve enerjisi yüksek bir bölüm izleyeceksiniz. Ee, şaşıracağınız bir sürü bir şeyler var. Ben okurken hakikaten şaşırmıştım. Keyifli bir bölüm oldu. Ee, bu bölümde yağmurda bayağı çalıştık ama güzeldi yani. Gece sahnelerimiz özellikle çok keyifliydi. Hele dış geceler benim en sevdiklerim bilen biliyor. Sosyal medyada neden yoksunuz? Bu ara durdum. Ee, çünkü bir yandan kitapla uğraşıyorum, bir yandan dizi, bir yandan da kafa radyo. Dolayısıyla böyle hepsi birbirine konsantrasyon gerektiriyor zorlanmamak için çünkü repo günlerinde çalışıyorum tatil günlerinde yani Mustafa'dan geri kalan günlerde. O yüzden her boşlukta bir şeyler yapıyor olduğum için sosyal medyadan elimi ayağımı çektim. Abi detoks mu? Hayır detoks değil. Ee, yani o sosyal medya detoksu kafası bir şey değil sadece bu ara biraz daha sakiniz orada. Hmm, çünkü okuyup yazmam gerekiyor başka başka. Ben de sizi seviyorum. Teşekkür ederim. Çok tatlısınız. Evet. Herkese merhaba. 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 Durum bu. Başka ha, anı anlatacaktım. Şöyle. Şeyde sürmenede bir sahne çekerken Bayağı böyle bir hani işte itişmeli kakışmalı bir sahneler bir şeyler filan falan koşturuyoruz da bir yandan. Ee, oradaki abilerimizden bir tanesi durumu gerçek sanıp, e, dizi durumundan çıkarıp e, bizi bayağı böyle bir zorlamıştı yani inandıramadık hani. Abi çekiyoruz, çekimdeyiz, hani yok vallahi bir şey yok filan diye ama e, zorlanmıştı yani neredeyse polis ambulans falan gibi bir duruma giriyordu, heyecanlı bir abimizdi. Ona çok gülmüştük, bir set anısı o. Ee, başka, ha şey çok güzel oluyor, o da hani set dışı bir anı ama e, niye niye böyle konuşuyorsun diyen çok oluyor. Ee, ona çok gülüyorum açıkçası. Hani niye normal konuşmuyorsun diyen çok var. Ee, Mustafa gibi konuşmamı bekliyor herkes. O komik oluyor. Onlara gülüyoruz. Öyküyle çok eğleniyoruz. Tabii ki hani e, Mustafa ve Asiye olmanın bize verdiği bir avantaj bu. İyi de arkadaşız. Eski dostuz. Ee, uzun zamandır tanışıyoruz. Öyle olunca müthiş eğlenceli oluyor. Ulaş'la İrem'le çok iyi. Yani sette aslında eğlenmediğimiz zaman ve durum yok gibi. Çünkü hani haftada e, her gün 17 saat olunca doğal olarak ailemden annemden babamdan daha çok onları görüyorum. O yüzden aslında anılar çok birikiyor. Hayır kitap yapmayacağım anıları. Öyle bir şey yok. Anı yazacak şey de değilim. E, daha çok var onlara. Nedir Sürem? 2 dakikam var. Devam diyor. Sayın Genel Koordinatörüm. Müthiş bir ekip var burada. Hiç öyle düşündüğünüz gibi bir tane e, telefonla, ben öyle sandım yani böyle telefonu kendimi tutacağım falan diye düşünüyordum. Bayağı sistem var yani şu an burada. E, eğlenceliymiş. Hmm, başka? E, hayır ben yani aslında yani edebiyatın her türlüsünü sevmekle beraber Furkan'a bu konuda katılmıyorum. Rus edebiyatı o kadar da böyle şey değil. Onu söyleyeyim, onu soran olmuş. Ama edebiyatın her dalı, her dalı ne? Saçmaladım. Her alanı güzeldir yani. Böyle krize giriyor şu an gülmekten. Başka? Merhaba, merhaba. Selam, selam. Tabii ki iletirim herkese selamlarınızı. Benden sonra birileri, gel, yani ilerleyen haftalarda aslında hepimiz böyle, bütün kadro gelecek galiba yavaş yavaş. Umarım keyifli bir bölüm olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Elimden geldiğince cevaplamaya çalıştım soruları. Kendinize iyi bakın. Ne diyeyim? Biz çok çalışıyoruz hakikaten. Sizin hoşunuza gitsin diye çalışıyoruz. Keyifli olsun diye uğraşıyoruz. Çok çalışmak ve hani biraz üşümek, kışın normal üşüme durumlarının dışında. Ha, okey söyleyeceğim. Üşüme durumu dışında bir sıkıntımız yok. baya eğleniyoruz yani öyle söyleyeyim. Umarım siz de izlerken eğlenirsiniz. Bugünkü yayının hashtag'i hashtagi e, neydi? Dur ne? Ha kaçışım sana. Kaçı, kaçıyorum sana. Kaçışım sana. Kaçışım sana. Hashtag kaçışım sana. Bakalım ne olacak? Ha şöyle bir şey söyleyeyim. baya bayağı yarış var aramızda. Umarım ben yayın sırasında geçmişimdir. Bilmiyorum rakamları biraz sonra söyleyecekler. Ee, seni şu kadar, seninki bu kadar filan. Hadi trend topik olalım. Bugün de yangazlara kapak olsun. Öpüyorum çok. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hadi bay bay.